Assalomu alaykum. Kodoz uchun maxsus Java'dan boshlanish darsiga xush kelibsiz. Bugun sizler bilan Xudo xohlasa SQL injection haqida gaplashamiz. Xo'p, o'tgan darsda SQL injectionga maqola yozaman Xudo xohlasa dedim, lekin ulgurganim yo'q. U gapimni o'zi kecha aytgan edim. To'g'risi, bugungacha hali ulgurganimiz yo'q. Endi Xudo xohlasa siz mana shu videoni ko'rguningizgacha balkim SQL injection haqida maqolamiz shu maqolalarni eng oxirida bo'lishi mumkin. Ya'ni GDBCdan maqolalarni topib mana shu joyda eng oxirida qarab ko'rasiz. Agar bo'lsa, demak, siz ko'rguningizgacha, videoni ko'rguningizda biz uni yozib qo'ygan bo'lamiz. Xo'p, SQL injection bu nima narsa? Oddiygina qilib aytganda, SQL injection bu hakerlar tomonidan yozilgan yomon yoki nimadir ishni bajaradigan kuerilar hisoblanadi va bizni applicationimiz, bizni dasturimiz o'sha so'rovlarni oddiygina qiyma sifatida deb o'ylab uni qabul qilib, uni ishga tushirib yuboradi va natijada bizni dasturimizni ma'lumotlar bazasi bir rasvos chiqadi. Xullas, yana juda dehqoncha qilib aytadigan bo'lsa, bizning applicationimiz, ya'ni dasturimiz oddiygina qiymatni qabul qildim deb uni olib o'zi ishlatib yuboradi, lekin o'sha qiymatni o'rnida hackerlar tomonidan yozilgan so'rovlar bo'ladi, ya'ni databasega yozilgan so'rovlar, query'lar bo'ladi. Va o'sha query'larda har qanday delete query bo'lishi mumkin yoki update query va hokazo hokazolar bo'lishi mumkin. Buni hozir oddiygina soddagina qilib bitta misolda ko'rib chiqsak. Demak, hozircha misolimiz yo'q. Uchinchi mana bu oddiygina bitta profile table yaratamiz. Xo'p, profilimiz bor ekan, name, surname, login, password bor ekan. Biz oddiygina authorization, ya'ni login qilib kirish jarayonini hozir o'zimiz oddiygina GDBC'da yozamiz. Va shu yerda SQL injection qanaqa ishlatilishi mumkinligini ko'rib chiqamiz. Va undan keyin buni oldin qanday olishimiz mumkin ekanligi haqida gaplashamiz. Demak, mana bizda profile table'imiz bor. Mavzu create qilib qo'ygan ekanman va mana bu yerda o'sha profilimizda 4 ta alavali toshmat echmatlar bo'lsin. Tak, mana shuni ozgina to'g'rilab yuborsang, hali ulgurmagan edim. Name, surname, login, password. Agar bular kerak bo'lsa, maqola bo'lsa, maqolada mana shuni yozib qo'yaman. Xudo xolasi o'sha maqoladan olsangiz bo'ladi. I, bismillah, insert qilib yuboramiz. Xato keltirmagan. Chunki passwordni kalla qo'yib 2 ta W qo'yardik. 2 ta W emas, 1 ta W, 2 ta S bo'lishi kerak. Aha. Ne profilni qaradik, mana table'imiz bor ekan. Endi jigarlar keyinda mana shu bitta metod yaratamiz. U metodda authorization metodini yaratamiz. U metodga login parol keladi, ya'ni qandaydir profilni login masalan alish bilmayman degan mana bu login, mana bu paroli keladi. Biz haqiqatdan shunaqa login parolli odam bo'lsa, mana shu nimani olib profilni o'zini olib return qilib yuboramiz. Ya'ni metodimiz o'sha profilni return qilib yuboradi. Xo'p, deylik public static pakka void deb turamiz. Xo'p, out deb qo'yamiz yoki authorization qilsak bo'ladi. Authorization authorization va ya'ni login qilish jarayoni aytilyapti. Login bilan password keladi. Password. Login bilan passwordni bu metodga shu chaqirgan joydan berib yuboriladi. Ya'ni deylik mana bunaqa bo'ladi. Deylik mana authorization, mana bu yerda deylik bizda ot qursin kim edi? Alish bilan Alish Miyman bor ekan. Alish va u passwordi Alish Miyman ekan. Alish Miyman. Xullas shunaqa ekan. Va u kelinglar profile obyektdan return qilsin. Profile obyektdan return qilsin va o'shani biz oddiygina konsolga hisob qilib chiqaramiz. Xullas, Alish bilan shu mana login parolni bersak, o'sha Alishning profili polni chiqishi kerak bizga. Xo'p, profilni ichidan bizda demak nimalar bor ekan? Private string name by dot name. Mana yozib o'tiribmiz, ha? Name, surname bor ekan, surname. Xo'p, private string login i private string password. Password deb qo'ysam, ha? Xo'p, i mana bu yerda generate qilamiz. Alt insertni bossak bo'ladi. Nimagadir mana shu klaviaturani hech topolmaganman. Topdim insertni, lekin ishlamadi balakam. Mana ishxonadan kichiroq kompyuter berishganda, menga kelganda shu katta kompyuter bo'lmaganda, kichirog'ini berib olishgan. Xo'p, getter setter i yaxshilikka hamma narsa. I mana getter setterni yaratib oldik. I xo'p, demak mana shu profilni return qilar ekan. I mana bu yerda o'sha profilni return qiladigan qilib qo'yamiz. Xo'p.
Devam ettiramız. Demek böyle demiş kılamız. Demek bizge login ile password geldi. Oşa login ve password ki ilge bölgen profil bar yoğuligin tapıp eğer bu oşa profilini return kılamız. Bu mesela null return kılışımız gerek. Demek nimadan başlayalımız. Bismillah adım connection yaratamız ve driver manager toşke git connection kılıp daha kazanını yazalımız. Şimdi ben doğrusu yazıp oturmuyor. Ayşe'den ben onu talab copy paste ishini qilib qo'yaman. Bo'ladimi? Mana shu joyini u yozib o'tirguncha hozir biror marta ham yozmaganman, shuni to'liq esimda yo'q-da. Har doim shu copy paste ishini qilib ketganmiz o'sha narsani. Lekin sizlar agar erinmasdan yozsangiz zo'r bo'ladi. Xo'p, endi nima qilamiz? Statement yaratamiz. Statement teng connection dotga create statement qilamiz va statement dotga execute query qilib zapruch jo'natamiz. Ya'ni select hammasi from profile where name metodik login teng deymizda mana bu foiz eski deymiz. Prepare statement ishlatmasdan turamiz. O'zi prepare statementni afzalligi shu SQL injectionni oldini oladi. Biz agar statement ishlatadigan bo'lsak, statement bizda SQL injectionga xavfli bo'ladi, ya'ni zaif bo'ladi. SQL injection uni yutib qo'yishi mumkin. O'sha sababdan ham bizda prepare statement var ve qaysidir joylarda prepare statement ishlatilishi shart zarur. Hozirgi joyda aynan prepare statement ishlatishimiz kerak SQL injection oldini olish uchun. Hozir endi statementda ko'ramiz. O'sha SQL injectionning kelib chiqishini ko'rgandan keyin uni prepare statementda fix qilamiz, ya'ni to'g'rilaymiz. Xo'p, login mana shunga va password teng mana shunga deb yozib qo'yamizda. I mana buni olamizda. Buni real proyektlarda bu yana qo'shimcha joyi bo'ladi. Masalan, status active, visible true, hokazo bo'lish kerak. Oldingina mana bu misolni shuni yozib qo'yirdik. Xo'p, nima ish qilamiz? Mana eschalarni o'rniga kerakli spring xo'p ketmadingizmi? Konditsionerni o'chirib qo'ya qoling. Ozi kelmayapti. Xo'p, mana pult map degan esdam yo'q. Shogirdlar yaxshi o'chirib qo'ying desam, unday qiladi. Pult o'zingizda ko'rdim. O'zingiz o'chirib qo'ya qoling, bo'lmadi deysiz. Ha, nima dedi? String to'chka format mana string format SQL berib i foizchalarning o'rniga shu login va passwordni berib olamiz. Xo'p, real proyektlarda password ham ochiq oydin saqlanmaydi. O'zi MD5 lab, eng kamida MD5 lab shifrlab olib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, bu namunaga bo'laveradi. Xo'p, lekin sizlar bilan xudo xolasa oldin aytib ketishim kerak, mana Spring darslarimizda shu MD5 lab uni shifrlab, o'sha shifrlangan variantini databasega saqlab qo'yishni o'rganamiz xudo xolasa. Xo'p, i mana SQL ni o'zini berib yubordik. I mana mana bu yerda bu bizga result set return qiladi. Result set mana. Xo'p, set deb ketursin. Endi biz bilamizki, agar javob bo'lsa, bor yo'g'i bitta bo'ladi. Agar bo'lmasa, u bo'lmaydi. Ya'ni bunday qilamiz. Agar javob bo'lsa, result set mana shuni yozaylik, erinmasdan. Result set deylik. Xo'p, result set dotga has next qilamiz. Has next binary emas. Next deymiz, ya'ni king bo'lsa ikkinchi kir deymiz. Agar bo'lmasa, connection dotga close qo'yamiz va return null qilamiz. Ya'ni user topilmadi degan ma'noda null ni return qo'yamiz. Agar result setda qiymat bo'lsa, demak shu ikkinchi kiramda o'sha userni olamiz. Nima uchun while da emas? Chunki bitta user bor yo'q. Shu login shunga passport shunga teng bo'lgan bitta user bo'ladi bor yo'q. O'shuning uchun ifni ichida yozib qo'yamiz. Xo'p, endi nima qilamiz? Keyinroq mana bu yerda yaratamiz profile teng new profile i profile.set name'ga result.set.get string i name deb yozib qo'yamiz. I mana bu yerda surname yozib o'ramiz. Surname i mana bu joyda set surname qilamiz. I keyingisi set login, undan keyingisi set password. Endi loginni ko'rsatsak bo'ladi, lekin passwordni nimaga ko'rsatish shart emas. Real proyektlarda u ko'rsatilmaydi. Passport bitta bazaga yozilib shu yerda qoladi. Uni mana bu sani passporting deb veb pejda yoki anu modalda piqillatib ko'rsatilmaydi. Xo'p, i login qildik, mana bu login, lekin biz hozir olaveramiz. Konsolga chiqarib qo'ysak bo'ldi. Passport. Va i o'sha bilan qayna. Mana shu yerda endi nima qilishimiz kerak?
returun profil deyişimiz gerek. Ama bu hata var dedim. Üçün, çünkü connection'ı close kıma gelmez de. Benim joyda connection tuşu close başlamış gerek. Şimdi bunu yakarsak duplicate code bu para. Yani connection bu tam close kılınlaptı, bu tam close kılınlaptı. Yani bir mata close kılınlar ama iki ta bir kıl kod yazgen bulamış. O yüzden bunu yakarsak zor bu olaydı. Kanayalız, ben bir de bir de profil otu olamız. Nal getirinleştirir. Eğer işini çekiyorsa o profil getirinleştirir koyamız da. Ben bunu otu taşıyımız. Kiremez iyi. Return'u bu şey profil de koyamız. Eğer hepsi içeri kırmazsa profilin kıymeti null boladı ve o null'ı return kalırız. Eğer hepsi içeri kırsa o profil genelde kıymet verilirdi. O şey kıymeti de hamısı çeki piki kılıp set kılınadı. Ve o şey neticede profil return kılınadı. Zor bulardı eğer siz mapta final idi içeri de yaz koyacak. Yani final'ı esizdi mi? Final'ı alıp connection'ı null getting bulmasa de close kıl ve hakaza şey, hakaza da koyacağız. İdeal bir variant boladı. Lekin biz onu kımıyız bu dersimizde. O zaman tak saat 12. 12 emas 12 minut bo'lib ketadi. Deyarli. Xo'p, nima ish qilamiz? Bu bismillah deymizda tahorat ila oldigina execute qilib qo'yamiz. Ishlatib ko'ramiz. Bitta swing olamiz, maski. Swing kerak emas bizga. Xo'p, ishlatamiz. Xo'p, ancha alish chiqish kerak. Yo'q, o'xtamadi. Nima dedi? No suitable driver dedi. Deganlar, u nima degani kerakli, ammo bu nimani qo'shmaganlar dedi. Nimadan u? Library dedi-ku, library bilan qo'shilmagan ekan. O yüzden kuş koşmuş kerak. Bismillah başka kuş koşsak bana. Bana. Ben kızımı kurup sırada panik etti. Bu işlemedi. O bu domlu işlesi. Bu kudarsa bölümündeyken de böyle miydi? Prosta biz. Prosta biz. Profil nasıl bulmayan edik. Dolayısıyla Draven'ı o zahtı kuşmayan edik. Yine hatta o bulmanım katlayın ki. Lazım koyalımız. Runtime exception. Error relationship profile does not exist. Profile topulmadı. Mazgi deyapti. Doğru topulmadı. Nima uchun? Çünkü mana bu kodumuz copy pastation qildik va ot kursa nima edi? Bunaqa database'imiz yo'q-ku bizlarga. Xo'p, database topa olishimiz kerak. Nima? DB lesson jon ekan. Xo'p, darsimizni davom ettiramiz. Mana men oldingi projektga kirib, mana shu database name, username va parolni topib to'g'rilab qo'ydim. Esa chiqib ketgan ekan. Copy pastation ya'ni copy past qilishni yomon joyi, mana shu joyga ahamiyat berishimiz kerak bo'ladi. Mana shu joyni to'g'rilashimiz kerak bo'ladi-da. Xullas, mana profil chiqdi. Nima uchun bunaqa chiqdi? Chunki biz toString metodini yozmadik. Bizda hozir oddiygina shu profilni hash kodi chiqib qoldi xolos. I generate toString toString i mana shuni bismillah deb yana qaytadan bosamiz. Endi ishlaydi xudo xolos. Ko'rasizmi, mana o'zimdan bittada ishlamadi. 3-chi yo 4-chi popitkani ishladi mana. Understood ki, eğer kurda hata olsa yine keder, yine kela koyup oturardık. Xullas, eğer sizden şu 3'te 4'te okşaması, hapa bulmadan o yüzden taşa var mıydı oynadı? Pritine yemez bu, sebep bulamaydı. Hop, ne madem afçıydım. Değerli 15 mi puan kapti. Hop, ben ama buldu, user'ımız tayar buldu. Şimdi biz user'ya kanda kıymet veri var gendik. Yani user çıktı, yani profile'ım çıktı. Biz login'e ben bu, iyi. Pasportga mana bu qiymatni berib yuborgan edik. Endi natijada mana bu joyda qanaqa SQL yaratiladi? Keyin mana shu konsolga chiqaring SQL qilib i SQL injection qanaqa yozilishini ko'ramiz. Xo'p, mana shu hozir SQL ni o'zini konsolga chiqaradigan bo'lsak, mana bizda mana shu SQL, ya'ni ma'lumotlar bazasiga borib ishlab kelgan SQL ta bo'ldi. Xo'p, endi mana bu qiymat qayerdan keldi? Bu user tomonidan berib yuborilgan qiymat. Dapustim, login page'imiz bor. Bizlarni login qilishimiz kerak va nima qilishimiz kerak? Login va shu pasportni kiritishimiz kerak. Masalan, hozir men bitta login page olib, masalan, CSS login login page example deyman. Oddigina, W3 ni o'zida olib qo'yaversam, mana masalan, trial staff degan bo'lgan. Xo'p, mana mana shu yerga u user nima qildi? Alish dedi. Keyin mana bu yerda pasportni kiritdi, alishmayman dedi-da, loginni bosdi va deylik bizni mana shu metodimizga shu login bilan pasport keldi. Biz o'sha userni topib, o'sha userni ularga return qilib yubordik va ular deylik xohlagan o'sha ma'lumotni ko'rsatdi. Endi hackerlar nima ish qiladi? Mana shu login qilayotgan joyda SQL query'larni jo'natadi. Ya'ni mana shu joyda u alish degan qiymatni yozmaydida, u maxsus SQL query'larni jo'natib, bizning database'ni buzib yuborishga harakat qilishadi. Masalan,
delete query yoki pasportlarni o'zgartirish query'lar, update query'lar yozilishi mümkün. Masalan deylik, mana agar asosan ular qanday qiymat yo'natadi. Xo'p, mana deylik, mana shu alish degan so'zni ular alish deb yuborishmaydi, uni o'rniga quyidagicha, masalan, bitta tuzcha qo'yib turishadi, mana bu tuzcha qo'yishadi va toshga zapto'yni qo'yib qo'yishadi. Xo'p, i masalan deylik, oddigina delete from profile deymiz, delete from profile. Profile deb mana bu yozib, yana toshga zapto'y qo'yishadi va ikkita mana bu qo'yib qo'yishadi. Endi tushuntirib beraman. Bu mana bu nima uchun? Mana bu bittalik qo'shtirnoq, mana shu alish degan hozir qiymat qo'ymoqchi bo'lsa, deylik mana mana bunaqa qilishadi. Ali deb yozib qo'yib, i mana shuni alishni o'rniga mana shuni hammasini jo'natadi. Endi qaynar, agar shuni olib turib, hozir mana shu joyga alishni o'rniga qo'yadigan bo'lsa, menda mana bunaqa narsa bo'ladi. Ya'ni keyin o'sha boshidan tushuntiray, mana mana shuni olib turamizda, ana ali degan so'z yozildi. Undan keyin bittalik qo'shtirnoq bor ekan, mana bittalik qo'shtirnoqni qo'yib yubordi. Undan keyin toshga zapto'yni qo'yib qo'yishdi. Va o'zlari yozgan mana bu qiymatni yozdi. Xo'p, toshga zapto'y qo'yildi, mana qo'shtirnoq qo'yildi, qiymatni tugatish uchun, ya'ni qiymat tugadi deb yozib qo'yildi. Toshga zapto'y, ya'ni nuqta vergul qo'yildi, bu query'ni alohida bitta query'ga aylantirish uchun. Va ular mana bu yerda delete query yozildi. Delete query yozib, toshga zapto'y qo'yishdi va ikkita mana bunaqa narsa yozib yuborishdi. Delete query yozishdi, bu ularni maxfiy ishlash kerak bo'ladigan query'si bo'ladi. Bizni datamizni injik qilishmoqchi xullas. Va ikkita mana bu chiziqchani qo'yib qo'yishdi, mana shu yozilgan query'larni barchasini kommentga olish uchun. Ya'ni mana orqa tomoni yo'q deb tasavvur qilamiz. Bu yo'q bo'lib ketdi-da va bizning query'imiz o'zidan o'zi ikkita chala ishlaydigan query'ga ajralib ketdi. Mana bu birinchi bizning o'sha chala query'imiz bitta qismga ajraldi. Ikkinchi qism mana bu umuman ishlamaydigan qismga ajralib qoldi, kommentariya bo'lib qoldi va o'rtada SQL injection bor, ya'ni hakerlarni jo'natgan query mavjud, mash query. Endi shu query hozir ikkita tushib ketyapti. Agar hozir mana shuni hozir ishlatib yuboradigan bo'lsam, ikkita query ishlaydi. Birinchi, demak, select query'ga tushadi va u natijani ko'rsatib bo'lgandan keyin сразу delete query'ga tushib ketadi va ma'lumotlar hammasi o'chib ketadi. Lekin vaholanki bizning dasturimiz uni oddigina qiymat, ya'ni login deb qabul qilgan. Lekin o'sha loginni ichida delete query'lar, shu database'ni o'chirib yuboradigan, nimadirlar qilib yuboradigan hackerlarning yozgan query'lari bo'ladi. Shunga SQL injection deyiladi. Endi masalan, shu query'ni olamanda, tushundingizmi bu query'ni? Shu query'ni olamanda, o'zimizni dasturga qaytib, mana mana shunga berib yuboraman. Qaynab. Alishni o'rniga mana shuncha so'z jo'natdim. Xo'p, demak, mana bu qiymat bo'ldi. Mana bu qiymatni yopuvchi bittalik nimasi bo'ldi? Chiziqchasi bo'ldi va delete query ketadi mana bu joyga va mana bunaqa narsa bo'ladi. Endi qaynab, shu joyda hozir men nimani ishlatmayman? Mana bu result setni ishlatmaymanda, database'ni ishlatmasdan, ya'ni SQL'ni execute qilmasdan, prosta uni konsolga chiqaramiz, keyinlar. Qanaqa query ishga tushayotgan mana. Hosil bo'lgan query qani? Qanaqa query chiqdi? Xo'p, hosil bo'lgan query'da mana mana shu olib turib, hozir mana bu database'ga borasak, xuddi mana bu boya ana hafla query yozilgandek yozildi. Xo'p, endi bu narsa bo'ladi, chunki biz mana buni yozib qo'yganimiz shu narsa bo'ldi. Kinomni tepasiga qo'yib qo'ying. Xo'p, demak, mana bu bitta query bo'ldi. O'sha query tuchka zapto bilan nuqta vergul bilan yopildi. Mana bitta query ketishi bilan bu ikkita tushadi. Select query normal bo'ladi. Undan keyin mana bu query ishga tushadi. Bu query uchun database'ni shiplatib yuboradi. Va bu yog'i oddigina tozalab ketish uchun bo'ladi. Va shuning bilan bo'ldi. Shuning bilan bizning database'imiz Allohu akbar bo'ladi. Mana. Endi hozir ishlatib ko'radigan bo'lsam, keyin mana shuni ishlatib ko'radigan bo'lsam, ya'ni loginni o'rniga alish emas, mana shu injection'ni berib yuboradigan bo'lsam, hop, bismillah deb ishlatsak, bu ikkita query ishlatadi. Bizda oxirida ishlaydigan query'miz delete query bo'ladi. Keyin mana bu mana shu joyga keladi, voy, sen delete query ishlatding, menga result set return qilmadi deb, bu o'zicha xatolik tashiydi. Lekin bu xatolik tashlashidan oldin allaqachon mana bu query ishlab bo'lgan bo'ladi va database o'zi shipshidon bo'lgan bo'ladi. Select query qilsam bo'ldi, database uxladi. Tasavvur qiling, sizda 10 yillab yiqqan nimangiz bor, database ma'lumotlar bazangiz bor, hammasi shipshidon qolishdi. Yana qaytadan insert qildim. Endi yana qaytadan ishlatib ko'radigan bo'lsam, demak
Yüksek o ilişkilerde birinci selek bu normal ilişki çöyde. İkincisi şey SQL indeksin ilk geçti. Bana. Plus bir yani şu SQL indeksin yani şu devlet bu ilişki geçti. Şunun bilen malumatlar bazısı Allah'a ekber oldu. Hop yani uçup gitti dünya bana ne tepme uçup gitti. Hop şimdi o zaman ki bunu düşündüğünüz bu SQL injection demek bu hackerlarını şu kıymet sıfatı hackerlarını kıymet sıfatı da bir bir borgen haklı query'ler hesaplanır. Ve bizim dastur o şu query'lerini adı kıymet sıfatı da kuru alıp işe çürü varır. Ve ular malumatlar bazası da işe çürüken payıttı. Query sıfatı da işe çürüyordu de. Bu şu hackerlarını query'lerini işe çürüp gitti. Bizim malumatlar bazamız nasıl çıkardı. Hop, delete kılıç en oddisi. Bunu ne kadar yani? Delete kılıç en oddisi buladı. Yamanı ne madde? Yamanı mesela malum bir ID'si malum bir mesela songa teng bo'lgan profilini, loginini ve pasportini mana shunga o'zgartir degan query'ler kelishi mümkün de. Hacker mesela şu saytga boradi da qaysidir user'ını profilini mesela alı loginini demek loginini alı pasportini 1 2 3 4 5'ge o'zgartirib şu SQL injection'ı bir yuboradi. Biz bilmasdan onu ishga tushirib boramiz va database'de şu deylik yani ID'si 10'ga teng bo'lgan user'ını login'i alıyor, pasportu 1-2-3-4-5 gibi uzgarıp kalıyor. Ve hacker o şey login para orkalı bizim sistemimizin kırıp geçişi mümkün oluyor. Yani sistemimizin kırıp, o şey adamın malumatlarını koyuyor, hakkızı işlerini bedel ediyor. Ve şunun gibi o malumatları yığı oluyor. Ve o yani kendi atakanı başka user'a kullanıp koyuyor. Ve hakkızı şu tarzda devam ettik duruyor. Ahmak hacker o adı yine bazen uçurup taşıydı. Akıllı hakkını vakılardı, üç kere kırıp, buzup görüşke ve malumatlarını uğurlaşke hareket kıladı. Hop, şimdi SQL injection'ı çündüğünüz. SQL injection'ı kanday treat kısık buladı. Olduğunu olsa gibi buladı. Videomuz kopayıp gidip de belki biz onu ikiye acatı yuvarlarız. Malikim. Hop. Atkence videodan açıp geçim gerek. Videoya like basın. Kanalga abone olun. Hakkıza hakkıza. Çündüğünüz. Demek. Bunu qanday oldini olishimiz mümkün bo'ladi. Oldini faqat prepare statement bilan olish mümkün. Ya'ni prepare statement orqali biz qiymatlarini qo'yadigan bo'lsak, o'sha qiymatlarni majburan bittalik qog'ozning orasiga tiqib qo'yadi va ichkaridan nima yozilishidan qat'iy nazar, ularni hammasini butunlay bitta qiymat sifatida ko'radi. Va bularni biz SQL'da ishlatadigan bo'lsak, ular ham oddiy string bo'ladi. U query emas, oddiy string sifatida ishlab ketadi. O'z umuman string qiymatlarini tashqaridan qabul qilib olayotgan paytimizda va uni database'ga mana shu query'larni ichiga qo'yib ishlatayotgan paytimizda har doim prepare statementda ishlatishimiz kerak bo'ladi. Mana bu result setni ishlatamiz. Agar biz o'zimiz tashqaridan nimadir mana bunaqa qiymatlar kelmayotgan paytda ishlatsak bo'ladi yoki son qiymatlari kelgan paytda shu statementdan foydalansak bo'ladi. Qolgan stringlar kelayotgan bo'lsa va ularni query'da ishlatmoqchi bo'lsak, albatta prepare statementdan foydalanishimiz kerak bo'ladi. Demak, mana shu query'ni hozir oddiygina prepare statementga o'zgartiramiz. Prepare statementga demak, SQL query bir yozishimiz kerak. Mana bu joyda demak, mana buni yozib qo'yamiz. Buni bunday yozib qo'yamiz. Mana shu SQL'ni biz unga berib yuboramiz. Mana bu yerdan prepare statement. Demak, prepare statement dedik. Hop, bu narsalar endi keragi yo'q. Buni hozir prepare statement'da qanaqa query hosil bo'lishini hosillar bilan ko'rib chiqamiz. Yozamiz prepare statement točka set string qo'ymoqchimiz. Birinchiga aytamiz oshna birinchiga loginni qo'y, ya'ni birinchi ana vopositel, ya'ni shu so'roq belgisini o'rniga loginni qo'y deyapmiz va pasport. Ikkinchi pasportni qo'y. Hop, ya'ni parolni qo'y. Mana konsolga chiqarsak, o'sha hosil bo'lgan query konsolga chiqadi va execute metodi orqali mana shu ma'lumotni olamiz. Endi keyinroq database'ga profillarni insert qilsak, mana bu yerda profillarni insert qilamiz. O'sha bizning 4 ta profilimiz bor va mana bu query'ni ishga tushirmoqchimiz va database'ni qilmoqchimiz. Endi bismillah deb ishga tushiradigan bo'lsak ham bu hozir ishlamaydi. Chunki biz prepare statementdan foydalandik. Mana ishlatib ko'rsak qizib ketdi. O'ta dahshat issiq. Ya dedi bu. Ha. Bu to'g'ri bo'ldi. Xatolik sodir bo'ldi. Nima uchun?
Yok, bu hata olmadı. Niye ona kabul oldu? User can't use update method bir bala. Ha, toxtayın ha. Prepare statement de buna kalmaz dedi. Execute query bulup. Fakat şunu. String kabul kılmaz dedi. Kullas execute query bulup durardı. Endişe işte dediğim bu zeng. Bismillah deyip. Ne olası bana çıktı. Hop. Ne bu? Bizden ne buldu? Prepare statement de işlem okçu bugün query'miz kasa bugün çıktı. Ben bana kabul tuttu. Ve o bizge null return kıldı. Yani if'ni içine kırmadı. Mən bir de profile null'ını return kıldı. Ve mən bir de null degen kıymetli biz return kıyan edik. O bu alt degen query'ni mən şu ikliyatken query'ni korunu şeydi. Şimdi mən bu sorak sorak oradaki kıymetler koyulgen korsatılma gendi. Atak olar koyulgen de modda kıymet sıfatı da koyulgen bolak edin. Hop, null return kıldı. Sebabı çünkü bunaka login bizde yok. Mesela Ali alışmadı, alamadı. Dersimiz devam ettiramız. Endi qaynab. Bizde alış eken, parolumuz alış eken. Demek bana alış bilmem, alış bilmemini bir görsek. Hazırdır, ben şu login üçünge, pasportu üçünge teyim bugün. Yüzünü okuyup kasoya çıkarız. Bu ola bana çıktı. Lekin boyuna gideyi kalıp, boyuna gideyi kalıp bana query'ni bir görsek. Delete query'ni bir görsek. Bu hazır o'rab olinadi, prepare statement tomonidan konkret o'rab olinadi va bitta qiymat sifatida ishga tushadi. Va logini shunga teng bu degani bormi deb qaraladi va qarasa logini bunga teng bo'lgani yo'q, va shu bilan null return qildi, ya'ni user topilmadi deganda. Bu shuning bilan deganlar SQL injection darsimizni tugatsak ham bo'laveradi. Demak, SQL injection tushundingiz, mana shu biz oddiy qiymat deb qabul qiladigan qiymatlarda hackerlar şu uzlarını yaman query'lerini bir bir barat. Yani yaman query mesela database'ine rastlasını çıkardığın query'lerini bir bir barat. Ve biz onu adlı genel şu kıymet sıfatı koyup işe çöp bir barsak o query'ler hem işe çöp getirir. Bunu aldığını alışı için biz prepare statement'dan faydalanışımız gerek bu ladı. Tak şunun bilen dersimizi tüketsek bu ladı. Huda haklarsa bu adaş mesela GDBC'de ahirge ders ve kengi dersim kengi dersimiz uzun pratikte dersi oladı ki uzun kengi dersi koşkunca hayır. Şu GDBC'de organiyen şu bölümlerimizde hamlasını bitirici oraya yıkılıp küçük rock boş ve küçük rock break kılamız. Oddi gene ve ondan ki sağ kattırak ve ondan ki belki yana da kattırak break korup, çıralı break ile korup şu organiyen bölümlerimizde hamlasını joylab, şu hamlasını bitti kaytarıp, yana mahkemler zor ki boşka hareket kılam inşallah. Hop, keyingi darsda ko'rishguncha xayr omon bo'ling. Don't be silly and develop your brain.